Yalan sweater'ı yapmadılar mı? Yaptılar. Herkes hazırsa başlayalım. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere birkaç gün önce basına da yansıyan milletvekillerinin tutuklu yargılanmasıyla ilgili aynı yaptığımız başvurunun cevabıyla ilgili ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili aslında bir basın toplantısı düzenlemek istedik. Değerli arkadaşlar, basına yansıyan kısımları siz de incelemiş ve gördüyseniz eğer aslında bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen cevap birebir Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bir kopyası. Aslında kendisinin aslı gibi bir karar. Bizim şahsi düşüncemiz bu iki kararın da aynı kalemden çıktığı yönünde. Çünkü iki kararda da noktasına, virgülüne, çarpıtmalarına kadar birebir aynı şeyler ifade ediliyor. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen cevap İngilizce olarak verilmiş. Hiç İngilizce bilmeyen biri eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Gülser Yıldırım kararını incelediyse, hiç İngilizce bilmeyen biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cevabını çok net bir şekilde anlayabilir. Çünkü dediğim gibi noktasına, virgülüne, çarpıtmasına kadar birebir aynı şeyleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne cevap olarak göndermişler. Değerli arkadaşlar, bu çarpıtmalardan, bu olayı farklı yorumlamalardan birkaç örnek vermek istiyoruz. Biliyorsunuz ki iktidarın özellikle 2,5 yıldır bizim üzerimizde terörize eden, illegalize eden bazı söylemleri var. Bu söylemlerin temel dayanakları da Ceylanpınar'dan başlayan, Suruç'ta devam eden 6-8 Ekim olayları ve en nihayetinde sokağa çıkma yasakları. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'e verilen cevap da tam da buradan başlıyor. Öncelikle diyorlar, size Türkiye'nin içerisinde olduğu koşulları anlatalım diyerek o dönemi tamamen çarpıtan iktidarın söylemlerinin tamamını bir cevap, bir hukuki metinmiş gibi sunan bir cevap dilekçesi var karşımızda. Değerli arkadaşlar, Ceylanpınar olayını hepimiz biliyoruz. Bir sürecin bitimi olarak değerlendirildi. Bir sürecin bitiminin miladı olarak karşımızda duran Ceylanpınar olayı hala karanlıkta bir olay. Hala bu olayla ilgili faillerin yargılandığı, cezalandırıldığı ve olayın gün yüzüne çıkarıldığı bir vaka olarak karşımıza değil. Ki bununla ilgili biz onlarca defa hem meclis araştırma önergeleri verdik hem defaten bu olayın aydınlatılması için taleplerde bulunduk. Ama iktidardan, hükümetten bu yönlü hiçbir cevap gelmedi bize. Ama şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu olayı bizim aleyhimize olarak değerlendirip cevap dilekçesini sunmuş bulunuyor. Yine bir başka olay, Suruç olayıyla ilgili bir değerlendirmesi var. Bu olayın da aslında kime, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğini bütün kamuoyu izledi. Göz göre göre gençler katledildi. Göz göre göre hala gençlere eziyet ediliyor. Göz göre göre bu dosyanın da üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ama Türkiye savunmasında yine bunu bir done olarak kullanıp bize karşı bizim aleyhimizde bir vakaymış gibi değerlendiriyor. Bir başka çarpıtma ve bence en önemli çarpıtmalardan biri değerli arkadaşlar 6-8 Ekim olarak adlandırılan olaylarla ilgili çok net çarpıtmalar var karşımızda. Tamamen iktidarın her defasında meclis kürsüsünde dillendirdiği, bizi hedef gösterdiği, olayın bütün o dönemki hayatını kaybedenlerden bizi sorumlu tutarak oluşturduğu cümlelerin tamamı cevap dilekçesinde. Ve bunu yaparken bir aslında kritik nokta da bence en dikkat çekici nokta şu anda iktidar o dönemde kaç kişinin katledildiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini bile bilmiyor. 42 diye bir sayı veriyor ama bu sayının 42 olmadığını biz biliyoruz. Ama bu olayların sadece kendi cephesinden politik olarak nasıl değerlendirdiğini düşündüğü için bu olayları aydınlatmak açısından hiçbir girişimde bulunmadığı için şu anda sayının bile ne olduğunu bilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği cevaptaki sayılar da tam da bu noktada 42 olarak geçiyor. Ama biz biliyoruz ki o dönemde 50'den fazla insan hayatını kaybetti ve şu anda o dosyaların birçoğu takipsiz kalmış durumda. Birçoğunun failleri hala elini kolunu sallayarak toplum içerisinde geziyor ama o iktidar sıralarından, iktidardan bununla ilgili herhangi bir girişim yok. Ve yine bir tane daha
sunduğu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak bizi hedef gösteren açıklamalar, bunlara katliam tanımlaması yaptığımıza dair açıklamaları. Değerli arkadaşlar, bir yıl önce Türkiye'de bir savaş vardı. Hala bir savaş süreci içerisindeyiz. Ve bu savaşta sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Şehirler ablukaya altına alındı. Ve orada sivil insanlar katledildi. Göz göre göre katledildi. Bunu söyleyen sadece biz değiliz. Bakın, Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir raporu var. Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular ve alınan tedbir kararları var. Bunu biz söylemiyoruz. Bunun bir katliam olduğunu, sivillerin orada hayatını kaybettiğini, insanların göçe zorlandığını Birleşmiş Milletler uluslararası alandaki birçok kurum ve kuruluş bunu söylüyor. Mahkemenin, AİHM'in bu konuda tedbir kararları var. Bizi kendi dillerinden konuşmaya zorlamaktan vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz. En son olarak sonuç bağlamında bağladıkları bir cümleyi ifade edip Sayın Meral Danış Beştaş'a bırakacağım sözü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının aslında temel gerekçesinin ne olduğunu biz defaten tekrarlıyorduk. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının HDP'ye, HDP'nin politikasına, HDP'nin sözüne, söylemine olduğunu her defasında ifade ediyorduk. Bize hayır, bu herkes için geçerli diyorlardı. Ama bu sefer cevapta kendileri de itiraf etmişler. Bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını AKP, MHP ve CHP'nin desteğiyle HDP'ye karşı gerçekleştirdiklerini sonuç bölümünde çok net ifade etmişler. Evet demişler, biz HDP'lerin dokunulmazlıklarını kaldırmak için bunu yaptık. Ve gerekçe olarak da Türkiye'deki çatışma sürecinin derinleşmesi olarak yorumlanmış. Bir bakalım, biz tutuklandıktan sonra, eş başkanlarımız tutuklandıktan sonra Türkiye'de çatışmalı süreç son mu buldu? Yoksa o dönemden bu döneme aslında daha da derinleşen, insanların daha fazla canını yakan, insanları daha da kötü bir duruma düşüren bir süreç mi yaşıyoruz? Bence bu sürece de bir bakmak gerekiyor. Bunların toplamında şunu söyleyebiliriz. Aslında AKP bir tarafıyla ne yapmak istediğini itiraf etmiş olmuş bu cevap dilekçesiyle. Ama bir taraftan da hukuk olmayan, adalet olmayan bir ülkenin nasıl olması gerektiğini kendi cümleleriyle ifade etmiş olmuş. Bu artık daha net görünür. Eskiden sadece burada Türkiye'de aşikar diyorduk. Şu anda bütün uluslararası alanlar Türkiye'de hukuk olmadığını biliyor. Ve bence en can acıtıcı yan da bir ülkenin alenen gerçekleri çarpıtması, alenen gerçeğe aykırı beyanları bir cevapmış gibi sunması. Hakikatler hiçbir zaman karanlıkta kalmaz. Bir gün mutlaka ortaya çıkacak. Ve AİHM nezdinde de bunun ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bence bu rezaletin Türkiye açısından kendi tarihlerinde bir kara leke olarak geçecek bu cevap diyerek ben sözü Sayın Meral Danış Beştaş'a bırakıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, doğrusu önümüzde 96 sayfalık bir hükümet savunması var. Dün basın yayın organlarında sansüre rağmen küçücük de olsa yer buldu. Öncelikle söylemek isterim ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini uzatmak için çok ciddi bir çaba gösterdi. Uzatmalara oynadı ve son verilen tarihte bu savunmayı verdi. Çünkü aslında savunma yapacakları bir olgu yoktu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkemeleri mahkemenin içtihatlarına karşı. Fakat buna savunma diyebilir miyiz? Emin değilim. Bir savunma değil. Bir iddia gibi sunulmuş. Çünkü sonuçta burada şikayet edilen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddia edilen biz değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve gerçekten dil, Sayın Acar da söyledi, çok vahim. Vahim ötesi, şunu söyleyeyim, saydım tek tek usanmadan, savunmada 123 defa PKK geçiyor. 94 defa KCK geçiyor. Milletvekili mecburen yazılmış çünkü 11 başvuru var 41 yerde. HDP 39 yerde geçiyor. Yani ve buna şey dahil değil, tekrarlar. Kobani olayları diye iddia ettikleri mesele onlarca kere tekrarlanmış. Yani aynı söylem aslında 96 sayfanın %70'i mükerrer. Tekrardan ibaret. Aslında yazacakları hiçbir şey yok. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ama bir şeyler de söylemeleri lazım.
Başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde başlayarak Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir kampanya vardı. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde. O dönemki söylemler ve şu ana kadar devam eden söylemler önce savcılıklar tarafından emir telakki edildi ve fezlekeler hazırlandı. Bu fezlekeler sonradan iddianameye dönüştü. İddianameden sonra bir kısım arkadaşlarla ilgili karara dönüştü, mahkeme kararına. Ve bu karardan sonra da Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne dönüştü. Değerli basın emekçileri, keşke zamanınız olsa da bu dediğim silsileyi, yan yana şunları koyun lütfen. Bir Erdoğan'ın HDP ile ilgili söylemlerini, siyasi açıklamalarını, sonra hazırlanan fezlekenin onunla aynılığını, sonra iddianamenin nasıl onu tekrar ettiğini, sonra kararın bir kez daha onu tekrar ettiğini ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi kararı ve neticede savunmaya dönüştüğü. Aslında bu ezberlenen, bu yaratılan, bu gerçek dışı, yalan üzerine kurulu, bütün Türkiye kamuoyunu aldatmaya dönük, yanıltmaya dönük bir söylem. Yalan üzerine kurulu. Yalan üzerine kurulu olduğunu her satırında ispatlayabiliriz. Şimdi de kafaya Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni koymuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de böyle hukuki bir metin diyemeyeceğimiz siyasi bir değerlendirmeyle, ezberlerle yanıltmaya, aldatmaya çalışıyor. Ama bunu başaramayacağına inanıyoruz. Şimdi Gülsel Yıldırım kararına atıf var değerli arkadaşlar. Biz daha önce Yıldırım kararının talimat doğrultusunda verildiğini defalarca ifade ettik. Bu talimatı bizim ispatlamamıza gerek kalmadı. Anayasa Mahkemesi kararını bunu yazdı. Anayasa Mahkemesi bir hukuki metin değil, bir siyasi metin yazdı. Ve savunmada, tırnak içinde, sözde savunmada defalarca, onlarca defa Gülsel Yıldırım kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı referans gösterilmiş. Bu kendilerinin aslında ne kadar zorda olduğunu ve bunu manipülasyonu ne kadar devam ettiremeyeceklerini de ortaya koyuyor. Ve sonra şunu söylüyorlar. Neden diyorlar 141. maddeye başvurmadılar? 141. maddeyi bilmeyenler için söyleyeyim. Haksız yakalama ve tutuklamadan dolayı tazminat yolu açar. Yani diyelim 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ya da 3 yıl, 1 yıl her neyse tutuklananlar tazmin etmek amacıyla bu yola başvururlar. 141 yine sözde savunmada yüzlerce defa neredeyse tekrarlanmış. Değerli arkadaşlar, milletvekilleri tazminat almak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadılar. Milletvekillerimiz, bizler Halkların Demokratik Partisi olarak bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, halk iradesine yapılan darbenin tespitini ve özgürlüklerine kavuşması için başvuru yaptık. Bu nedenle kafalarının sadece paraya ve tazminata çalıştığını bir kez daha gördüler. Ayrıca bu bir iç hukuk yolu da değildir, engel değildir. Bu kişinin takdirine bağlıdır. Şimdi diyorlar ki, şiddeti bitirmek ve demokratik toplum yaratmak için tutuklanmışlar diyor. Aslında kabul ediyorlar. Yani bu kararın yargı tarafından değil, kendileri tarafından verildiğini ısrarla ve defaten Ayşe Hanım da söyledi, bunu itiraf ediyorlar. Biz biliyoruz, Demirtaş şu anda yargı kararıyla cezaevinde değil, Gülsel Yıldırım yargı kararıyla hapiste değil, hiçbiri değil. Bu doğrudan AKP iktidarının bir tasarrufudur, bir kararıdır. Ve sözde savunmada bu ikrar edilmiş. Ve demokratik toplumu köküne dinamit koyan bir operasyonu demokratik toplum için diyebilecek kadar da yüzsüzlük yapıyorlar. Demokratik toplumu kendi elleriyle yerle bir ederken biz demokratik toplum inşa etmeye çalışıyoruz. Halbuki partimize yönelik, milletvekillerine yönelik 4 Kasım darbesi ve devamı demokratik siyaseti ve demokratik toplumu parlamentonun itibarını, vakarını ve halk iradesini yerle bir etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu kadar ucuz, bu kadar pespaye bir savunma yapmaları ürpertiliyor gerçekten.
Şimdi diğer yandan şunu da söylüyorlar kararlarında, bir kısmı ceza aldı diyor. Biz soruyoruz, evet meclisten soruyoruz. Cezaların ne zaman alınacağına dair kararın talimatı siz vermediniz mi? Bu kadar hızlandırmayı bizzat iktidar yapmadı mı? Daha fezlekelerin buraya birikmesinde sizler talimatla %200'e varan bir artışı sağlamadınız mı? Normal davalarda 3 ay sonraya ertelenen duruşmalar milletvekili yargılamalarında 1 hafta sonraya, 10 gün sonraya, maksimum 1 ay sonraya veriliyor. Ve şunu söylüyorlar, şu savunmayı hazırlamak için yargılamaları hızlandırdılar. Yerel mahkemeler ceza verdi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam da bu oyunun kurucusu sizsiniz. Bu oyunu kuran, yöneten, organize eden, kararları veren, kararların IMF'den dönüşünü sağlayan sizsiniz. Siz bu oyun kurucu olarak bu kadar gerçekten yüz kızartıcı bir beyanda bulunması büyük bir talihsizlik. Biz bir kez daha söyleyelim. Tabii ki eş genel başkanlarımız başta olmak üzere hepimiz hakkında, milletvekilleri hakkındaki davaların tümü düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgilidir. Demokratik siyaset yapmakla ilgilidir. Biz demokratik siyasette ısrar ettiğimiz için, şiddetsiz bir çözümü savunduğumuz için, Türkiye'de 100 yıllık ezberlerin üzerine yürüdüğümüz için şu anda sanık sandalyesinde oturuyoruz. Biz daha dün 2 gün önce Kürdistan bölgesi dediği için bir milletvekilimize ceza verilecek kadar büyük bir tarih bilmezlik, hak bilmezlik içindeler aynı zamanda. Diğer yandan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin ifade verdiğini söylemişler. Gerçekten komik. Komik ötesi bir durum. Demirtaş'ın ifade vermeye gitmediğini, sorguda savunma yapmadığını söylüyorlar. 403 gündür Demirtaş bütün dava duruşmalarında duruşmaya çıkmak istediğini, beyanda bulunmak istediğini söylediği halde mahkemeler sudan gerekçelerle, kollukla beraber mahkemelerle işbirliği halinde kendisini mahkemeye çıkarmıyorlar ve konuşmasını engelliyorlar. Ama savunma yapmaya gelince de kendileri gitmedi diyorlar. Ayrıca ceza hukuk sistemimizin hiçbir yerinde savunmaya gitmediği için, savunma vermediği için tutuklama kararı diye bir şey yoktur. Tutuklama kararı verilse bile sonrasında savunmayla birlikte o şart ortadan kalkar. Zaten CMK bunu düzenler. Bunlar tümüyle bunu bir bahane yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de aldatma peşindeler. Darbe AYM'nin iş yükünü arttırmış da, AYM bu nedenle geç karar vermiş de, iç hukuk yolları tüketilmemiş tezi de bomboş dayanaktan yoksun, hukuk dışı keyfi bir gerekçe olarak savunmada yerini buluyor. Bir başka gerekçeleri diyorlar ki, vekillik devam ediyor. Denetim faaliyetlerine devam edebilirler. Gerçekten bu kadar ciddi sonuçları olmasa, buna kahkahayla yanıt vermek isterdim. Vekillik cezaevinde, hapishanede, dört duvar arasında nasıl devam eder? Sadece birinci derecede yakınlarıyla görüşebilen, avukatları dışında, yakınları ve avukatları dışında hiç kimseyle görüşemeyen bir rehin durumundan söz ediyoruz. Bizler bile milletvekilleri olarak Adalet Bakanlığı izin vermediği için arkadaşlarımızı ve eş genel başkanlarımızı ziyaret edemiyoruz. Diğer partinin milletvekilleri ziyaret ederken biz Adalet Bakanlığı keyfi hukuk tanımaz bir tutumla 400 gündür HDP'den hiçbirimize tek tük istisnalar hariç izin vermiyor. Vekillik nasıl devam edecek? Ben kendim 3 ay kaldım cezaevinde. Bir önerge vermek isteyince önerge bırakın aynı gün gitsin. Bir ay sonra ulaşıyor. Mektup okuma komisyonunun okuduğu bir önerge milletvekilliği yapımı anlamına, yapabilme anlamına gelir mi? Milletvekilliği sadece önergeyi aylar sonra bütün denetimlerden geçtikten sonra verebilmek midir? Bu gerçekten ne kadar hukuk tanımaz olduklarını
ne kadar pespaye savunma yaptıklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu savunma bir savunma değil, daha önce kurdukları organizasyonun milletvekillerini nasıl tutuklarız, nasıl cezalandırırız, HDP'yi nasıl tasfiye ederiz? Aslında oyununun başka bir dille yapmaya gerek duymadan aynısını tekrar tekrar ifade ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunmaktır. Ama şunu bir kez daha söylemek isteriz ki, hukuk tanımayanlar bir gün hukuk önünde hesap vermek zorunda kalırlar. Çünkü hukuk herkese lazımdır. Sadece HDP'ye değil, sadece hapistekilere değil. Hepimizin hukuk, kişi, özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır. Ve şu anda iktidar kendi yolsuzluklarını, suçlarını, hırsızlıklarını, yalanlarını örtmek için hukuku maalesef sadece bir sopa olarak kullanıyor. Ve yargı üzerinde de büyük bir baskı oluşturarak işte Gülsel Yıldırım gibi kararlar verilebiliyor Anayasa Mahkemesi tarafından. Ama HDP bu ülkede milyonlarca insanı temsil eden, demokratik siyaset yürüten bir parti olarak yoluna devam edecektir. HDP'yi tasfiye etmeyi önlerine koyanlar şiddeti seçenek olarak ortaya koymuşlardır. Ama biz şiddet dışı yöntemlerle barış talebimizi, demokrasi talebimizi, hukukun üstünlüğü talebimizi, eşit ve özgür yurttaşlık talebini her yerde, her zaman ve her zeminde ifade etmeye devam edeceğiz. Onlar şu ana kadar HDP'ye asla boyun eğdiremediler. Bundan sonra da eğdiremeyecekler diyorum. Bu konuyla ilgili varsa sorularınız alabiliriz ya da arkadaşlarımın bir katkısı vardı. Yoksa bitireceğiz. Adalet Bakanlığı'na başvurunuzda nasıl yanıtlıyorsunuz? Yani selam gibi rica edebilir misiniz? Bir yanıt almıyoruz. Kötü tarafı o. Yanıt almıyoruz. Hiçbir yanıt verilmiyor. Görüşmelerde bir defa Bozdağ Plan Bütçe Komisyonu'nda geçen yıl bir açıklama yaptı. Onu mecliste de gündeme getirdik. Bu benim takdirimdedir ve ben izin vermiyorum dedi. Aynen böyle. Yeni bakan. Aynı yol devam ediyor. İdarede süreklilik esastır. Aslında bakanların değişmesinin çok bir önemi yok. Çünkü bu politika, yani biz biliyoruz o şahslar karar vermiyor. Daha üstten bir karar var. Onlar sadece kararların uygulayıcısı. O açıdan bakanların değişmesi çok bizim açımızdan fark yaratan bir durum değil. Var mı arkadaşlar sorunuz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.